Kürt sorunundaki demokratik çözüm, savaş, değil çatışmaların giderek halen devam etmesiyle halen çözülmeyen bir duruma karşı karşıyayız. En temel meselelerden diğeri de sizin de bildiğiniz gibi ekonomi meselesi. Ekonominin giderek krizin derinleşmesi, mali bir krize doğru giden bir durumla karşı karşıyayız ama iktidar açısından baktığımızda hiçbir ekonomik kriz yokmuş gibi davranıyoruz. Tam tersi kendi niyetlerini de açıklayan şeyler söylediler. Geçen gün işte bu bakanın açıklaması, ya işte dar gelirli hariç üreticiler zaten üretici firmalar kâr etti, çarklar dönüyor demeye getirmedi dedi yani. Evet, baskılar, provoke söylemler, küfürler, hakaretler. Yani baktığımızda iktidar bu gücü kullanacak, baskı ve ağır koşulları giderek kullanacak gibi duruyor. Seçim tarihi açısından derseniz zaten bir seçim şeyine girdik, sürecine girmiş durumdayız. Bu Haziran'da olur, Kasım'da olur, başka bir şey ama baktığımızda iktidar da sonuçta CHP'de, diğer partilerde, yani diğerde Cumhur İttifakı, diğerlerde Millet İttifakı bir hazırlık içerisine girmiş durumda ama tarih olarak dediğimiz tarih olmasa bile biz seçim satım ayrımına girmiş bir durumla karşı karşıyayız. Biz takip etmişsinizdir parti olarak da elden geldiğince bir halk ittifakının, en geniş kesimlerin yan yana geleceği bir halk ittifakının kurulması için uğraşıyoruz. Bunun içerisinde işte muhtarlarından üretici köylüsüne, işçisine, emekçisine, ne diyeyim, işte odalara, derneklere, sendikalara, bunların yan yana geleceği demokrasi ittifakı dediğimiz halk ittifakı çalışmasını yürütüyoruz. Ama bu tabii şey değil, yani sonuçta tek adam rejimine karşı ortak mücadeleyi yürütmek gerekiyor bir yandan. Bir yandan bu mücadelede yan yana gelmek. Yani bu kadar baskının arttığı, şimdi Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza aslında tüm muhaliflere verilmiş bir cezadır. Ki aynı şey HDP'nin kapatılması meselesinde de söz konusu ve HDP'ye kapatılma davası, HDP'nin kapatılma girişimleri ve benzeri şeylere baktığımızda ya da gözaltı ve tutuklamaların arttığını gördüğümüzde bu aslında tüm muhalefete, demokrasi mücadelesi veren herkese yapılan bir saldırı. Bu şunu görmek lazım, bu böyle dönemde en geniş kesimle yan yana gelmek gerektiğini düşünüyoruz. Olayların ya da yaşandığımız bu faşist çete düzeninin elbette herkese bir etkisi var. Yeni bir süreç, yeni bir seçim dönemi, bu seçim Türkiye'de herkesin meselesi artık. Yani ben sandığa gitmiyorum diyenin de meselesi, gidenin de meselesi. Herkesin öncelikli olarak bu düzenden, öncelikle bu tek adam üzerinden bir kurtulması gerekiyor. Ama bunu yaparken de elbette bir sonraki adım da çok önemli ve çok kıymetli. Bu sonraki adımla inşa etmek bence bu diyaloglardan geçiyor, bu dayanışmadan geçiyor. Sadece bir adamı oradan indirmek de kalmayacakmış, kalmamalı. Türkiye'nin demokratikleşmesi lazım. Yani en soldan en sağa toplumun çeşitli dilleri, inanç biçimleri, yaşam biçimleri bütünüyle Türkiye'nin ancak demokratik bir toplum olmasıyla ancak gerçekleşebilir. Yaşanan birçok olumsuz olay karşısında bütün bunları en hafife indirecek bir dönüşüme neden olacak demokratik bir tutum olarak değerlendirilir. Yani Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi Türkiye'de çok önemli bir demokratik reform olacağını düşünüyorum. Birçok dayatmanın kırılacağını düşünüyorum. Birçok geçmişe değeri tutsak olduğumuz anlayışların kırılacağına inanıyorum. Özgüven açısından, dayanışma açısından, toplumun devletle, iktidarla barışması açısından, demokratikleşme açısından kıymetli olacağını düşünüyorum. Şu noktalar önemli. Şimdi bugünden şunu kırmayayım ama yarın ne olacak? Şimdi bugünden hani kırmadığımız ittifak ya da konuşmadığımız demokrasi meseleleri ki Türkiye'de en demokrasi meselesinden temesi olan da bir Kürt sorunu biliyoruz. Çözülmedikçe demokrasinin hayata geçme meselesinde bir ayağı eksik olacak. Bugünden altı masada konuşulmayan bu mesele ya da ifade edilmeyen bu mesele ya da seçime doğru giderken hadi ifade edilebilecek bir şey belki bugün tartışılıyordu bilemiyorum ama meseleler eğer bugünden konuşulmasa daha doğrusu Kürt halkının bu meseledeki duruma dair altı masada ne düşündüğüne dair bir şeyi olmasa burada hakikaten önümüzdeki dönemde çeşitli sıkıntılar yaşanacak.
ikili şeye sıkıştırılmış bir durum ortaya çıkıyor şimdi. Birisi şu, en azından altın masa tarafından düşünülen ve ifade edilmeyen, açıktan ifade edilmeyen şey şudur. Pekala rejimden kurtulmak üzere, nasıl olsa, öyle de böyle de olsa yani destek verecek. Sosyalistinden Kürdün'e kadar, neyine kadar bir sürü şeye destek verecek. Ama belirttiğiniz bir şey var. Hakikaten şimdi bu desteğin bir karşılıklı diyaloğa, bir müzakereye, bir şeye dönüşmesi gerekiyor. Yani bunun altını doldurması gerekiyor. Şimdi bugüne kadar Kürt sorunun temel çözümlerinde daha öncesinde AKP'nin attığı birkaç adım var. Bu barış sürecinde verilen sözler, arkasında durulmayan sözler, bunların anayasal güvenceyi altına alınmama meselesi, bütün bunlar ne oldu? Bir süre sonra bu güvensizliği daha da büyüttü ve artık barış süreci mesela diyelim ki bugün konuşulsa bile, daha ileriden konuşulsa bile çok inandırıcı bir boyuta ulaşmıyor. O bakımdan şimdi bazı durumların daha inandırıcı olması gerekiyor. Mesela diyelim uzun süredir Türkiye'de ekonomik sıkıntı, kriz meselesi çok herkes tarafından tartışıyor ama şimdi diyelim ki altın masa ısrarla halkın provokasyonlar karşısında buna tepki göstermemesi üzerine bir direnci var yani. Örgütleri sürekli frenleme bir direnci vardır. Şimdi bu basit demokratik gösteriler bile yani işte aman aman şuuru doğru sandığı hedefleyen sandığa uzatan bir süreç olarak gösteriliyor. Bu biraz bizim bakımımızdan sıkıntılı bir durum.